Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Beyond Köfteistan diyecektim. Beni andı Beyond Köfteistan. Köftenin Distopyası 2'nin 16. bölümüne hoş geldiniz. Ve inventory'mde şimdiden görmediğiniz bir şey var. Crystal Ball. Bu şekilde yapılıyor. Nasıl çalışıyor diye soracak olursak. Hop. Hop. Bildiğiniz ok. Doğrusu yay. Ama herhangi bir oka ihtiyaç duymuyor. Kendiliğinden Infinity'ye sahip. Ve elde ettiğim XP'lerle de bir enchant bastım. Bu denk geldi. Gayet güzel bir enchant ve şu var. Bu şekilde base'i craft ediliyor ve kendisi bir botanya brew'u. Buna ben fire resistance koydum. Bunu şuraya koyduğumuzda tam bu ilginçti. Ben de diyorum bu birincisi nereye kayboldu diyordum. Evet. Birincisi kaybolmuştu. Sağ tıklayınca demek ki gitmiş oraya. Ve şimdi fark ettiniz ki burası değişmiş. Şunlar da bu arada siliniyormuş. Normalde onun ayarı vardı ve kapatmıştım. Ancak Rizaki direkt o olayı komple kaldırmaya karar vermiş. Direkt yok olacaklar. Hiçbir kurtuluş yolunuz yok diyor size. Ve burayı da bayağı bir elden geçirdim. Şu manapulları buraya koydum. Normal sparkle'ları. Bunun yanı sıra buraya 3 tane çalışma manapolu ve şunun altındaki biliyorsunuz alkemi katalist. Şu bir şeyleri dönüştüren şu ise bu şekilde yapılıyor bir adet. Alkemi kataliste ihtiyacı var ve bir şeyleri kopyalıyor. Yani bu bayağı işimize yarayacak bir şey. Mana kullanarak bir şeyleri kopyalayabiliyoruz. Bu buraya taşındı. Bu arkadaşlar böyle, şu arkadaş buraya taşındı ve şunlar da pure daisy'ler. Şu ise gördüğünüz gibi zaten işaret ediyor kendisi. Ve bunun yanı sıra Terra Steel Armor ve Terra Blade ve şu Blood of Bifrost. Rod of Bifrost. Bu çalışma prensibi şu şekilde. Sizi aşağı doğru indiren bir köprü yaratıyor. Ama bunu asıl yapma amacım şu bloğu elde etmek. Ki onu da kullanacağım bir ara. Sen tamamen şarj ol. Ve Terra Steel Armor'u yaptım. Terra Blade'de henüz kullanmayacağım. Onu şuna upgrade edeceğim. Terra Armor'da kullanmayacağım. Çünkü henüz enchantlerim yok üstünde. O yüzden direkt Mana Steel Armor'la gideceğim. Neticede ölmeyeceğimi biliyorum. Evet ve bunun yanı sıra sen artık daha güçlüsün. Evet ve The End'e gitmeye hazırlanın. Yanımda sen gel. Sen git, sen kal. Sen tabii ki de kalacaksın. Evet. Tamamdır. Bu kombinasyon fazlasıyla iyi. Ve şimdi tabii ki de yatıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Ve merak etmeyin, bölüm arası ben içimiz yeri çoktan araştırdım. Gördüğünüz gibi koskocaman The End yazısı. Kanım da tam olarak dolmuş durumda. Bu arada bunu neden şimdi takmıyorum diye soracak olursanız eğer basitçe kendisi bana tüketiyor. Savaşa girdiğimde bunu takacağım. Fire resistance'ım olsun diye. Böyle bir hede yapalım. Hatta ben neden sudan gidiyorum? Buradan çok daha hızlı ilerleyebiliyorum. Evet. Ve bunun yanı sıra yaptığım başka ne var? Hiçbir şey yok. Ama The End'e gittikten sonra bayağı bir olacak. Bu arada yanında bu glass bottle'ları niye aldım diye soracak olursanız şu end'in girişi neredeydi?
Şuralarda bir yerdeydi girişi. Buralarda bir yerde bir giriş açmıştım buna. Evet. Girişi kaybettim. Harikayım. Bu arkadaşlar Ente bayağı lazım bizim için. Kendileri direkt kullanılmayacak. Onlar bir şey yapmamızı sağlayacak bizim. Ve o olay sadece Ent'te yapılabiliyor. Botanya moduna alışkın olanlar zaten bunu anladı bile çoktan. Neyse. Evet. Şimdi burayı geçtiğimize göre sen de bir bırakalım şöyle. Evet. Buraya insan modunda, vampir modunda. Evet, fire resistance'ımızı da aldık ve voila! The end için. Uhuhu. Tabii ki de şu arkadaşları topluyoruz. Sevgili ejderhamız, tabii ki de ben önce yarası olup o yarası olunca çekemiyormuşuz. O zaman şöyle bir şey yaparız. Keskin nişancılık. Ben ikisini birden patlatmış oldum. Yalnız yarası olunca çekememek ilginç bir bug'mış. Ayrıca yarası olunca pek çok şeyi doğru düzgün yapamıyorsun ama. Şimdi sen gel. Köftenin Legolas'a bağlama zamanı gelmişti. Ah, fazla kaçtı bu da. Evet ve sıra sende. Azıcık daha yukarı. Bu kaldı geriye. Sanırım. Evet ve geriye sadece eğlencemiz kaldı. Evet Dragon, sana bakıyorum. Evet, normal 3'e bilseydim çok daha hoş olabilirdi bence. Çok kısa mesafeli ateş ettim. Ben bunu isabet ettiremezdim zaten. Ve Ejder Çan görüş açımızdan gitti. Ok yerine biraz da kılıçla mı dalsam? Sevgili Ender Dragon. Evet, biraz yarasa moduna girip dalayım ben şuna. Evet, ikimiz de uçuyoruz. İkimizin de kanatları var. Ve bu moddayken vuramadım bile. Çünkü yeterince hızlı değilim. Şöyle bir şey yaparız. Tamamdır. Bu da biraz can götürdü.
kötü bir combat oyuncusu olduğumu çok iyi biliyorsunuz. Gel bakalım. Ah, gene kaçtı. Bu ejderha da bayağı korkak ya. Aslında dur düşünce yaklaşıp şu spam atışı yapabilirim. Yaklaşmasını bekleyip. Ve sanırım bir adet Enderman'e isabet ettirdim. Bu da gayet iyi bir şey. Evet. İjderhamızı bekliyoruz. Kılıçla dalmayı deneyeyim biraz da. Üstüme gelirse tabii. Doğru ölümsüzüm. Şimdi gel bakalım buraya. Son bir darbemiz kaldı senle. Evet. Gel bakalım. Aşağı in azıcık. Ha, oradan da tutturabildim. Ve öldü. Evet. Enderman'imiz öyle dursun azıcık. Ben de şunları biraz toplayayım. Ve tabii ki de XP'ler. Güzel, tatlı, sevimli XP'ler. Evet, sonrasında da tabii ki de biraz Enderman öldürüp XP kastıktan sonra aslında çok fazla da kasmamıza gerek yok şu an çünkü bolca XP'miz var. Hatta onu depolayabilir miyim onu bile bilmiyorum. Evet. Şu arkadaşları toplayalım çünkü bunlar bizim yeni Enderman üretme yöntemimiz. Enderman demişim. Enderpearl. Enderpearl'ı artık yetiştiriyoruz. Zaten bir tane seed vardı ancak neticede bir tane seed. Neye yarayacak? Beraber. Keşke Terror Shatter'ı alsaymışım. Çünkü bu arkadaşlar bayağı bir lazım olacak. Ve buraya tekrar gelebilirim rahatlıkla. Evime bayağı yakın. The End. Ve şu olayı. Direkt gördüğünüz gibi şu Ender Air Bottle. Ender'ın havasını şişeliyorum. The End'in havasını şişelemek. Evet, konsept tam olarak buydu. Ve bu bayağı bir recipe'de kullanılıyor. Ki şu arkadaş özellikle ihtiyacım olan bir şey. Black Hole Talisman da işime yarayabilecek bir şey. Thunder Collar da yapabilirim. Belki Red String'ler işime yarayacak. Bu iş mi? Corporea Stark, Spark zaten Stark diyecektim. Evet, kısacası bu arkadaşlar bayağı bir işime yarayacak. Seni çoğaltmanın bir yolu var mı? Evet var. Ama çok verimli değil. Ben bunları daha yumuşaktı diye hatırlıyorum.
Ya da Greg Tech'le oynadığım dönem elime end'e çok daha ileri bir düzeydeyken gittiğimden de olabilir. Elimdeki aletler çok daha güçlü oluyor o durumda haliyle. Evet ve sanırım her şey bitti. Bu arada biyom adına bayılıyorum ya. Sky biyom. O da Minecraft'ın erken ne dersin? The End'in erken geliştirmelerinden kalma ilginç bir kalıntı. Önceden gökyüzünde bir ada şeklinde olması planlanıyordu. Ancak sonradan ayrı bir boyut olmasına karar verildi. Ama biyom adı hala Sky biyom. O yüzden hoş bir detaydır bu. Ve tabii ki de Ant'te çok fazla toplanacak bir şey olmadığı gerçeği. A, B. Yumurta. Torçum yok. Nereye gittin sen? Ha, buraya gitmiş. Bakalım Ender Lily Seed aynı işi görecek mi? Evet gördü. Tamamdır. Yumurtamızı da aldık. Hatta bakalım yumurtanın kullanımı var mı? Yok. Ancak Witcher'da şu hayvan gibi işimize yarayacak. Yani öyle böyle değil. Witcher için inanılmaz derecede hayati bir şey. Bu arada senin kullanımın Skyblock, Endstone Bricks, Endsand Alloy, Purpur. Çok bir kullanımın yok burada. Ama olsun sen gene de güzel bir şeysin Endstone. Ve burası buradaki bütün Ender Seed'leri topluyorum gibi bir durum var. Evet, bu kadar şimdilik yeterli bize. O zaman eve gidip maceramıza kaldığımız yerden devam edelim. The End. Evet, The End Achievement'ını kazandık. Achievement'lar. Voila. Evet, bir arada Wither öldüreceğiz. Evet, seni kaldırabilirim. Soul Frey ne işe yarıyor? En ufak bir fikrim bile yok. Oops. Dragon Egg. Senin için özel bir şey yapmam lazım. Bu arada bunları her yere koyuyorum çünkü crafting table olarak aşırı işe yarıyorlar. Ve tabii ki de Wand'ım. Dun 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 dun. Evet, şimdilik sergilemeye amaçlı. Duracak kendisi sadece. Evet. Bunu atlattık. O zaman Ender Ball'u. Sana şimdilik girişmeyeceğim. Nasıl dur? Şimdilik girişeceğim çünkü şunu yapmam lazım. Starcaller. Ve YouTube'a yorum yağıyor. Sen şöyle geri çekil. Bir, iki, üç, dört. Bir. Bir mi, bir mi, iki mi? Stankolur, bir. Hatta şurada ikiymiş. Tabii bu hangi matematikle diye soracak olursanız, Botanya matematiğiyle. Olmayan bir matematik kendisi. Botanya, konu botanya olunca matematik yoktur. Evet, şimdi biraz da boyutlar arası geçiş biraz
tuhaf etkiler yaratıyor buna kesinlikle. Ha yok. Bana bir debuff verilmiş galiba. O iş. Sağlam zıpladım. Şurada var ama yenisini yapmak daha verimli gibi şu an. İşte oyun saçmaladı bir. Play selected world. Ha. Şey anladım. Nedenini çok net anladım. Aa bu arada şunu yapıyordum. Ve star color. Dan dan dan. Evet gördüğünüz gibi. Tabi camın üstüne ateş edemiyor ancak dışarıda çok güzel kullanırım ben bunu. Ama tabii ki de şu kadar karizmatik bir duruşa sahip değil. Oops. Lag. Ve beraberinde aşağı inip selam vampirler. Şu XP'yi boşalttık. Aslında bu XP'yi boşaltmak bayağı uzun sürecek. O yüzden yapmak istediğim bir şey var. Oops. Nerede bunlar? Hah burada. Yanlış şey. Şimdi gel. Evet. Artık yarasa savunlayabiliyorum. Yarasa savunlayıp düşmanlarıma onunla saldırabilirim. Evet bence bu benim için. Aslında düşünce o kadar güzel bir güç değil. Ama neden olmasın? Ve bir yandan da yakında Gaia çağırabilirim. Huh. O zaman hala 22 dakika olmuş ancak bu bölümde güzel şeyler yaptık diye düşünüyorum. Aa, şu arkadaşın size ne işe yaradığını gösterecektim ancak hala gündüz vaktindeyiz. Ama bunu düzeltebilirim. Ve düzelttim. Tabutta uyuyan bir yarası olarak. Ama sanırım beni hala insan yüksekliğimde kabul ediyor. Ha. Şuraya gidelim. Ve işin eğlenceli kısmını görelim. Ve kazara fareyi yamulttum. Evet. Bu arkadaş kesinlikle bayılacağınız bir arkadaş. Şunda işe yarayacak mı bilmiyorum ancak şunlar da işe yarayacağına adım gibi eminim. Valla. Tam olarak bu. Bence gayet harika bir arkadaş kendisi. Star Color'ı da gördüğünüz gibi gökyüzünden yıldız düşürerek gayet de güzel yaradı. Ha, bu arada leafleri de yetiyormuş. Leaflerine de dokunabilmemiz yetiyormuş. Yani bunun anlamı şunu yapmam çok daha verimli oluyor. Evet. Çok kısa bir sürede bir Greatwood ağacını yerle bir ettik.
Bununla tam olarak dalınması gereken yer şurası. Magical Forest. Ve şurası. Kısacası ömür boyu yetecek ağaç kaynağı. Bu arada evin üstüne neden ne yapacağımı tam olarak planladım. Ve şu alana güzel bir şey yapacağım. Tomcraft'a inanılmaz derecede işime yarayacak bir şey yapacağım. Evet. Evet. Bence gayet güzel ilerlediğimiz bir bölüm oldu. Ve bir yandan da fark etmediyseniz eğer bunu tutmamın sebebi normal crafting recipe, crafting table olarak tabii kullanılabilmesinin yanı sıra en son recipe'sini hatırlıyor. Yani item'ları düşürmüyor. O yüzden gayet güzel bir arkadaş kendisi. Ve şunlar tabii ki de buraya gidiyor. Evet, o zaman şuradan diğer asıl itemlarımı da bir alayım. Sen şuraya gel. Sen gel. Sen gel. Sonrasında bir de Terror Shatter'ı buraya koymuşum. Tamam. Roll of Bifrost. Senle çok güzel bir iş yapacağız. Tabii ki de tamamını dönüştürmedi. Evet. Alf Glass. Neye benziyor diye soracak olursanız. Şu. Ama bunun işe yaradığı birkaç nokta daha var. İlki. Bu mesela ve şu. Normal vial'ların daha büyüğü ve size daha fazla crafting materyal sağlıyor. Ve evet, Botanya'da artık şey, pain var. Evet, ama asıl istediğim benim Bifrost block. Ve onu buraya yerleştireceğim. Ama beraberinde evet. Bu şekilde. Bu şekilde mi olsun yoksa şu şekilde mi devam edeyim? Evet, bu şekil daha iyi gibi. Şu yanlar biraz rahatsız etti. Böyle iyi ya. Yanlara da bir mana glass döşerim. Bence gayet makul. Şunu da şöyle koyarız. Mana glass'ı da şöyle atarız. Evet. Huh. O zaman Trash Shatter'ım nerede? Ha, buradaymış zaten. Tamam, bu benim körlüğüm. Trash Shatter demişken, hayır sen değil, sen. 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 İncelenemedin. World of the Seas'i inceleyebilecek mi? Hayır, inceleyemedi. Bifrost Blue'u inceleyebilecek mi? Hayır, inceleyemedi. Tahmin ettiğimiz gibi. Ve şurayı da kapatalım. Evet. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler. Evet.